Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Estağfirullah azim ve etûbü ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Bir kısım taşlara, ağaçlara tapıyorsunuz.
yıldızlara, aya, güneşe tapıyorsunuz. Bunlar Allah'ın yarattığı mahluklardır. Bunlardan niye korkayım ki? Ama esas korkması gereken sizsiniz. Çünkü siz alemlerin Rabbi olan bu tattıklarımızın da gerçekten yaratıcısı Allah Celle Celaluhu'ya küfrediyorsunuz. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmışken, haklıyı haksızı doğruyu yanlışı görmüşken, ben değil sizin korkmanız lazım. Siz Allah'ın size vermiş olduğu akılla hiç öğüt almayacaksınız. Olaylara bakıp da ders çıkartmayacaksınız. Allah'ın size hakkında hiçbir derdini indirmediği şeylere Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bu taşın, bu ağacın, bu ayın, güneşin Tanrı olduğuna dair herkeste delil olarak ne var? Belki, kan, mucize, ne var? Hiçbir şey yok. Siz öyle diyorsunuz, öyle inanıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz. Bunların Tanrı olduğunu da siz söylüyorsunuz. Zavallılar, kendileri de öyle yapıyorlar. Biz Allah'ın ortaklarıyız diyemiyorlar. Bu taşlar, putlar, siz ne kadar zavallısınız. Siz Allah'ın hakkında hiçbir değerli vermediğini, aklın ve mantığın zıttına bunları Tanrı diye tapacak. Bunlardan korkacaksınız ve ben bunları da yarattığımda bundan korkmayacağım. Hangi taraf daha fazla korkmaya ya da güvenme olmaya ait? Ellezine amenu, iman eden insan. Allah'a iman eden insanlar, Allah'ın kendilerine dini anlatmak için aracı kıldığı peygamberine iman eden insanlar, Allah'ın o peygamberler aracılığıyla sunduğu dini, mübini, İslam'a, aziz şeriatına iman edenler ve iman ettikleri esası da amel ederek yaşamaya çalışanlar, sadece lafta bırakmayanlar. Bununla beraber imanlarını koruyanlar, veren yer bir şu imana bir zulmü, imanlarına bir zulmü karıştırmayanlar. Ölâhice işte onlar, lehum evet onlar için vardır, el emnu bir emniyet, bir güven, bir huzur, bir istikrar. Çünkü yaşarken Allah'ın kulu olarak Resul-i Bahtiye yaşarlar, ölürlerse de Allah'ın huzurunda toplanacak ve onun cevabatına mahsul olacaklar. Ve hu muhtedun, hidayette olan onlardır. Doğru yolu bulmuş olan onlardır. Allah'ın yoluna kılavuzlanmış gider onlardır. Ve tilke hüccetuna, onlar da bizim hüccetlerimizdir. Delillerimiz, belgelerimiz. اَتَيْنَا اِبْرَٰهِيمَ İbrahim'e vermiştik. Elhamdülillah. اَلَا قَوْمِهِ kavmine karşı mücadelesine. İbrahim delil getiriyor, belge getiriyor, kanıt getiriyor, üstüne mucize getiriyor. Akıllarına, mantıklarına hitap ediyor, vicdanlarına konuşuyor. Hep hikmetli konuşuyor. Kafirler boş konuşuyor, batıl konuşuyor. Ellerinde hiçbir belgeleri yok. Öyle. نَفَقُ دَرَجَةٍ مَنْ نَشَاءُ Dilediklerimizi derece derece makam makam yükseltiriz biz böyle. Allah Celle Celaluhu'ya iman edenlerin dereceleri yükselir. اِنَّ رَبَّكَ Hiç şüphesiz ki senin Rabbin hakim, hakimdir. Verdiği hüküm menfaatlıdır, maslahatlıdır. İnsanların ferdi hayatına, aile hayatına, cemiyet hayatına fayda getirir. Allah'ın abes bir emri yoktur. Faydasız bir emri yoktur.
dini beğenmeyen zır deriz. Allah'ın dinini beğenmemek çok büyük bir cüret, ispat etmesi gerekir. Dini nesini beğenmiyor? Bu dinin sahibi kimdir? Her işi hikmetle yapan, bilgili, güçlü, kudretli Allah Celle'dir. Öyle yağma yok. Bu dinde zararlı bir şey göstersin. Zararlı bir şey göster. Menfaatsız bir emir göster. Şimdi gösteriyor adam. Ne diyor? Bu ne zina niye yasak olsun? Açıklık saçıklık niye yasak olsun? Aksan iki fırt kafayı çeksek alkol niye yasak olsun? Konuşuyor. Tek tek bunları inceleyin. Zinada menfaat mı var, zarar mı var? Ahlak açısından, sağlık açısından, ekonomi açısından, emniyet açısından, hukuk açısından, suç ve ceza açısından, tehlike açısından, hayatın her noktasını tek tek vurun zinaya. Menfaatlı mıdır, zararlı mıdır? İçki içmeyi düşünün. İman açısından, akıl açısından, sağlık açısından, ekonomik iktisat açısından, tebliğ açısından, emniyet ve asayiş açısından, inceleyin, faydalı mıdır, zararlı mıdır? Siz kimin bu hatalı olduğunuzun farkında değil misiniz? Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu'nun dinidir bu ve Allah hakimdir. Hikmetsiz, menfaatsız, maslahatsız, faydasız, boş bir işi sözü olmaz Allah. Allah'ın dini insanlara verdiği en büyük nimetidir. Nimettir bu din. Bu dine inanan insan bu dünyada emniyet, huzur içerisinde adam gibi mutlu ve müreffehtir. Bu dine inanmayan insanlar canavarlaşır, sırtlanlaşır, hayvanlaşır, birbirlerini yer tartışır. Bu din bu, bu Allah'ın dini. Ama nasıl Allah? Hakim olur. Üzerinde düşünmek lazım. Bu dinin ferde getirdiği, aileye getirdiği, cemiyete getirdiği, devlete getirdiği, terbiyeye getirdiği, iktisada ekonomiye getirdiği, asayişe emniyete getirdiği, yargıya adalete getirdiği, eğitime, marife getirdiği güzellikleri şöyle bir incelerseniz parmaklarınızı ısırırsınız. Aman Allah hakimdir. Allah alim ve bilicidir. En ufak ayrıntıda daha belki derslerimizde geçti. Dalından kopan bir yaprağın kopuşu ve düşüşünü aşama aşama santim santim nereye kadar düşecek onu bilir. Hangi tohum nerede düşecek, toprağın altında nasıl filizlenecek, yeni bir ağaç olarak nasıl boyutunu çıkaracak ve büyüyecek? Hepsini Allah Celle Celaluhu bir kitaba yazmıştır. Kaç milyar insan, kaç milyar hayvan, kaç milyar ağaç var şu anda dünyada? Kaç metrekare su var? Suyun içinde kaç türlü canlı var? Her canlı ne kadar rızık yiyecek bugün de? Ne kadar lokma yutulur? Ne kadar nefes alacak? Hepsi Allah hakkında sayılı, belgeli bir bilgidir. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Ey insan, sen kimin karşısındasın? Şöyle bir düşün, haddini bil, edepli ol. Buna hüccetlerdir. Allah bunları İbrahim'e verdi. Allah bunları başka peygamberlere de verdi. Peygamberimize verdi. Sonra bize verdi. Şu kitap sayesinde bize verdi. Biz bunları okuyor, öğreniyoruz elhamdülillah. İnsan kendini bilmeli. Kendini bilirse Rabbini bilir. Rabbini bilirse de kendini bilir. Ve vehebne lehu İshak ve Yakub. Allah için kabili
terk etmiş gitmişti. Babasıyla, sülalesiyle kavga etmişti. Vatanını terk etmiş gitmişti. Ama Allah onu yalnız bırakmadı. Allah ona İbrahim Aleyhisselam'a hibe etti. Lehu İshak ve Yakub. İshak'ı ve Yakub. Daha evvel İsmail, annesi Hacer, kimsenin yaşamadığı topraklar, Mekke'yi mükerremeye bırakma maceraları anlatmıştı. 90 küsur yaşında bir ihtiyar, Allah bu çocuklarına verdiğinde, kendisinin yerini, yurdunu, vatanını, milletini, babasını, sülalesini Allah için terk etmesine karşılık, Allah onu yalnız bırakmadı. Hem de öyle bir mücadele verdi ki, kıyamete kadar nesli devam edecek ve şanı, şöhreti hep saygıyla anlatacağız. İbrahim'e saygı duymuyor millet yoktur. Aleyhisselatü vesselam. İshak'ı verdi. İshak'tan sonra İshak'ın oğlu Yakub'u verdi. Ondan sonra Yusuf da gelecek ama biraz sonra adı gelecek. Kulla neredeyim? Bunların hepsi de hidayet verdi. Bunların hepsi peygamber. Bunların hepsi insanlara doğru yolu gösterdi. Ve Nuh'un hedeyne min kablu, daha evvel Nuh Aleyhisselam'ı hidayete yönlendirdi insanlar. Anlattık burada Sure-i Celilesini okudu. Tufandan evvel 950 sene insanları dine davet. 40 yaşında, 50 yaşında peygamber olduysa 900 sene. Hatırlarsınız ayetleri. Tek tek davet ettim, toplu toplu davet ettim, gece davet ettim, gündüz davet ettim, açıktan ettim, gizliden ettim, ne ettimse ya Rabbi, beni dinlemediler. Kulaklarını kapattılar elleriyle, başlarını, elbiselerini öptüler. Benimle alay ettiler, dalga geçtiler, sövdüler, saydılar. Artık dayanamıyor Allah'ım diyor. Doğan yavur doğuruyor. Malları bunları azdırıyor. Helak eyle diye dua etmiş. 900 küsür sene sonra ahirette insanlar Adem'den sonra ikinci babamızsın diyerek şefaat için hesaplaşmanın başlaması için şefaatçi diye gittiklerinde ben Rabbim'den haya eder, kendimden korkarım. Çünkü kavmime bekna etmekten utanıyorum, korkuyorum. Siz başkasına gidin. Fakat nasıl bir vazife ya da bir başka o zaman da sormuştum. Allah Celle Celaluhu siz insanları ne kadar çok seviyor ki böylesine mübarek bir peygamber 900 sene küfredilmesine rağmen, hakaret edilmesine rağmen Allah ayaklarını gösteriyor ve dini anlatıyor, anlattırıyor, anlattırıyor, anlattırıyor. Ta ki bir tane gavur kalmasın, aklını kullansın, cehennemden kurtulsun insanlar diye. Allah katında ne kadar büyük bir değerimiz var ki sizi Allah yapmak istemediğinden peygamberlerini böyle gönderiyor. Akıl veriyor, mantık veriyor, kalp veriyor, vicdan veriyor, mucize gösteriyor, hikmetini gösteriyor. Fakat insanoğlu hakikatini çok sabitliyor, çok esbeli safirinde boyluyorsun. Atlarını hatırlamak bile içimize ferah veriyor. Daha önceden de Nuh'u göndermiştik. Ve Nuh'an hedeyna min kablu ve min zürriyetihi ve onun zürriyetinden, yani söz konusu İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun zürriyetinden anlıyoruz. Davud'u gönderdi. Ve Süleyman'ı gönderdi. Davud ve Süleyman, baba oğul. Bunlar özellikle peygamberler. Hazreti İbrahim'in torunları. Hem kral, devlet başkanı, hem de peygamber. Davud ve Süleyman aleyhisselam.
Ve Eyyub'u ve Yusuf'a ve Eyyub'u gönderdi hidayetle. İnsanlara dini anlatacak Yusuf'u gönderdi diyor. Eyyub ve Yusuf yan yana zikrediliyor. Neden acaba diye düşünüyoruz. Tefsir kitapları yardımcımız oluyor. Eyyub ve Yusuf iki imtihanı çok çetin görüyorlar. Birisi sağlığından imtihan almış. 80 küsur yıl sağ yaşamış, sonra hasta olmuş. Bitap düşmüş. Hanımı Allah'a dua etsen de seni bundan kurtarsa dediği zaman şu kadar yıl Allah bana meccana sağlık verdi. En azından o kadar yıl hasta olmalıyım ki sağlığın karşısında sızlanan, nankörlük eden bir kul olmayayım. Daha benim bu hastalığı çektiğim kaç yıl oldu? Bir 80 yıl hastalık çekse Allah'ın bana şifa ver demeye utanıyor. Neden? Allah halimi biliyor. Bizim bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman ayakkabı bağımız bile Allah'tan istemeliyiz. Bize bu yakışır. Ama öyle insanlar vardır ki, büyük insanlar, kendi makamlarınca, onlar da kendi makamlarına layık olan işler yaparlar. Hazreti İbrahim, bunun dedesi ateşe atılırken bütün melekler ayaktaydı. Ya Rabbim ateşe atılıyor. Allah biliyordu. Cebrail'e izin verdi. Koştu Cebrail, havada yakaladı. Hikayesini biliyorsunuz. Allah'a dua et seni kurtarsın. Allah halini biliyor dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Allah beni görüyor ve biliyor. Allah ne güzel yardımcıdır. Yanmam gerekiyorsa yanarım. Yanmamam gerekiyorsa yapmaz beni. Allah biliyor. Onun evladı Eyyub da bir 80 yıl hasta olmalıyım ki sağlığının karşısında şifa istemeye dilim olsun diyor. Ve Yusuf, onun da hikayesini geçen senelerde baştan sona burada Yusuf suresinin tefsirini yaptık elhamdülillah, anlattık. Öz kardeşleri babasının kendisini çok aşırı sevmesi yüzünden kuyuya atmış, sonra da bir kervanı satmışlar. O da gittiği yerde Mısır'a sultan olmuş. Macerası çok büyüktü. Kişisel terbiye, çocuk eğitimi, aile içi meseleler özellikle sonra da devlet yönetiminde Yusuf suresinden alınacak çok büyük dersler ve ibretler var. Elhamdülillah biz bunların bir kısmını görmüştük. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. İki dertli peygamber, iki çileli peygamber, iki musibetli peygamber. Eyyub ve Yusuf. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarındandı. Bunlar da peygamberler. İnsanlara hidayet yolunu gösteriyorlardı. Ve Musa ve Harun. Musa da öyleydi. Harun da öyleydi. Musa derecesi daha büyük olduğu için belki yaşta küçük ama ona da tam şu anda tereddütüm var bilemiyorum. Musa Aleyhisselam'ın derecesi büyük olduğu için önce zikredilmiş ve Harun Aleyhisselam İbrahim'in zürriyetindendi. İnsanlara yol gösteriyordu. Ve kezelike lezzil muhsinin. Biz muhsinlere işte böyle mükafatlar veririz diyor Allah Celle Celle. İyilik yapanları mükafatlarla karşılarız. Sonra da söyleyeceğiz. Aradığında dikkat çekerim. Oku bunları hadi. Oku teselli bu. Oku. Seni inkar eden Mekke'li müşrikler, seninle mücadele eden insanlar nasıl bir kavganın içerisinde, nasıl bir felakete doğru gidiyorlar. Haberleri olsun. Sen sevin. Onlar da korksun. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Dört peygamber. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden. Zekeriya Aleyhisselam. Hazreti Meryem'e bakmış.
Hazreti İsa'nın dünyaya gelişine tanıklık etmiş. Onun da zürriyeti yok ama Hazreti Meryem'in Mescid-i Aksa'da kimsenin girmediği odasında yazın kış meyveleri, kışın yaz meyvelerıyla meşgul olduğunu görünce bu odaya benden başka girip çıkan yok ya Meryem. Akraban olarak sana bakmak benim vazifem. Benim dışında kimse yanıma giremez. Bu yiyecekler nereden diye sorduğu zaman Rabbim'den demişti. Ve o zaman onun da içerisine bir evlat ateşi düşmüş. Benden sonra peygamber olacak, adını, yardımı devam ettirecek, hizmetimi görecek bir insan da bana bakacak ya Rabbi demiş. Beni bükürdü, saçlarım beyazlaştı, kemiklerim eridi, hanımım kısır, benden çocuk olmaz. Ama sen dilersen her şeye güç yetirensin Allah'ım demiş. Ve Allah ona da ahir yaşında Yahya'yı vermiş. O nasıl bir delikanlıydı, o nasıl bir hikmet abisiydi, o nasıl Allah'tan korkan bir insan. Arkasında namaz kıldığını görürse Zekeriya Aleyhisselam cehennem ayetlerini okuyamazdı. Okuyamazdı çünkü cehennem ayetlerini duyduğu zaman Yahya kendinden geçer, düşer bayılır, saatler dayanmazdı. Yahya, selam olsun ona da. Ve İsa, ve İsa Aleyhisselam. Babasız dünyaya gelen İsa. Anasının karnında ben Allah'ın kuluyum, Allah'ın peygamberiyim diye. Senin kocan yok. Mescid-i Aksa'da odanın içinde yaşarsın. Ey Meryem, saygı duyduğumuz kadın. Senin baban temiz, anan temiz. Bu çocuğu nereden peydahladın diye sordukları zaman Allah ona oruç, suslu orucu tuttuğunu işaret etmiş ve konuşmamış ama kucağındaki çocuk konuştu. Bebek, böyle bebekle konuşsa birkaç kişi vardır. Birisi de oydu. İnni Abdullah diyerek söze başladı. Ben Allah'ın kuluyum. Ben İsa'yım. Ben peygamberim. Ve İlyas. Hakkında daha az bilgimiz İlyas Aleyhisselam. Bu yiğit insanlar, bu güzel insanlar, her biri kılavuz, yol gösteren peygamberlerdi. Kullun minassalihin. Hepsi de salihlerdi. Bu salih insanları hayatlarını okumalı, sevmeli, yollarından, hidayet yollarından gitmeliyiz inşallah. Bunlara salatü selam göndermeliyiz. Fatihalar göndermeliyiz. Namazımızın sonunda hasulların ecri sevabı, sevgili peygamberler, Allah ashab-ı kiram diyoruz da arkasından enbiya-i izam, yani bütün peygamber efendilerimiz. Bunlara böyle fatihalar gönder. Yani ahirette ellerimizden tutanlar inşallah. Dünya hayatında bizi görmediğiniz halde bize çok fatihalar gönderdiniz, dualar ettiniz. Gel evlat de elinizden tutanlar inşallah. Bunları sevmek insanın imanda kalmasına faydalı olur. Yani salih insanları sevmek, peygamber olmasa bile onların sevgisi insanı imansızlıktan kurtulur. Kurtarır, küfre düşmekten kurtarır. Ehli iman muhabbet. Ya bu salihler bir de böyle peygamberler olurmaz. Ve kulluğuna as-sadıkîn. Allah'ın emridir. Sadıklarla beraber olun. Ölmüş bile olsalar ben ondan değil, onlar bendendir değil, ben onları seviyorum değil, yolundan yollamıyorum değil, sahip çıkın, yanlarında saf tutun, sanki inşallah sağlıklarına yan yana yaşamış gibi Allah sizi onlarla tanıştıracak ve yarın çadırlarınız cennette onların çadırlarına yakın olacaktır inşallah. Öldükten sonra bile bu salihlerle manevi birlik ve beraberlik faydası var. Dünyanın öte ucunda bir kibar, bir salih bir Müslüman duysanız Allah'ım ben onu seviyorum ve destekliyorum deyiniz. O adamın yaptığı iyilikler sizin dertlerinizi de yazar.
Onun yaptığı günahlar sizin defterinize de yazılır. Sevmek müthiş bir şeydir. Kalp kimi seviyorsa ondan etkilenir ve onun sevabına, günahına iştirak eder. Onun için Müslüman olarak biz kalbimize hep Müslüman sevgisi koymalıyız. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Müslümanlar, ancak Müslümanlar, müminler birbirlerini kardeşlerdir. Irkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, yaşadığı yer, tarih, memleket, beldesi, coğrafyası, neresi olursa olsun, derisi beyaz mıdır, zerri siyah mıdır, sarı mıdır, kırmızı mıdır, esmer mıdır, ne olursa olsun, nerede yaşarsa yaşarsın, Müslüman kardeşimizdir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalime teslim etmez, kurtarır, zalimin perçesine düşer. Onu kıskanmaz, ona düşmanlık etmez, onun derdi borusunu yapmaz, onun aleyhinde çalışmaz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Ancak müminler birbirlerinin kardeşleridir. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Gün gelir, kardeşler birbirine düşerse, araları bozulursa, elinizden geliyorsa ıslah edin. Elinizden geliyorsa sözünü geri alıyorum. Çünkü ayette o yok. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin, kavgaya karışmayın. Karışacaksanız ıslah için karışın, düzeltmek için karışın. Vattakullah, Allah'tan kork. Seyirci kalmayın. Kardeşler birbirlerine dövüşürse barıştırın. Kızıştırıp daha fazla ateşi körüklemeyin. Allah'tan kork. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamete uğramak istiyorsanız. Allah'tan merhamet istiyorsanız böyle yapar. Aksi halde ateş herkesi yakar. Allah birbiriyle kavga eden Müslümanlara merhamet etmez. Etmez. Onun için Müslüman akıllı insandır. Kavga etmez. Kavga bir şekilde çıkmışsa, birisi bir akılsızlık etmişse, öbürü de buna tahammül edememiş, cevap vermişse, Müslümanlara düşer, ıslah etmez. Barışçı olmaz. Araya girip düzeltmez. Araya gidip düzeltmek, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi bir ibadettir. Bu yapılmazsa felaket kumun gelir. Kurunun yanında yaşlayan, kurunun yanında yaşlayan, gemi batarsa herkes batar. Sadece gemiyi delenler değil, sadece kavga çıkarıp alabora, gemiyi sallayıp da batıranlar değil, hepsi. Dikkatli ol. Fitnenin ayak sesi olmaz. Kara gecedeki kara karıncaların ayak izlerinden daha sessiz gelir. Biz baktıkça ağlıyoruz. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ile Hazreti Taha nasıl savaşmışlar? Bir yerde Ammar bin Yasir var, bir yerde başka bir sahabi var, birbirlerine nasıl kılıç vurmuşlar? Gururlarmış. Gururlarmış demek ki. Olurmuş böyle şeyler. Derse ibret alalım sevgili kardeşlerim. Bugün alem-i İslam çok perişan. Kardeşler birbirlere düşmüş. Akıllı insanlara kulak verelim. İslam alimlerine kulak verelim. Dini yaşayarak Müslümanlara önderlik yapan mürşid-i kamillere kulak verelim. Tecrübeli insanlara kulak verelim. Barış daima hayırlıdır. Savaş daima kötüdür. Kavga her zaman zarar verir. Başkasının evi de yansa bizim evimizdir. Biz bir vücut gibi
gibiyiz. Dişimiz kırılırsa bütün vücut acı çeker. Burun kırılırsa bütün vücut acı çeker. Müslüman çok kıymetlidir. Görüyorsunuz Allah insanları kazanmak için bu peygamberleri bu kadar çilelerle nasıl gönderir? Kendimize yazık etmiyor. Kullun minas salihin. Bu salihleri severdi bu peygamberler. Ve İsmail. Ve ceddi Muhammed İsmail aleyhisselam. Hazreti İsmail'in, İsmail İbrahim'in bir başka oğlu. Vel Yasa' peygamber. Yukarıdaki İlyas'tan ayrı. Ve Yunus. Ve Yunus peygamber. Balığın karnı beyinleyen insan. Ve Lut. Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu. Aynı çağda yaşamışlar. Birbirleri görüşmüşler, birbirlerini desteklemişler, birbirlerini kollamışlar. Ve kullan bunların hepsini fadlana ala alemin, alemlerin üstüne tafdil ettik, faziletli kıldık, üstün kıldık bunları. Her bir rehber, her bir kılavuz, her biri bir yol gösterici. Ve min âbâihim, bunların babaları. Ve zürriyâtihim, ve bunların zürriyetlerinden insanlar. Ve ihvânihim, ve bunların kardeşleri. Âdemlerin üstün kıldık. Ve şedeynâhum, teçtik bunları. Ve hedeynâhum ilâ sırâtı müstakîm. Bunları müstakîm, yani eğri büyülük olmayan, dosdoğru Allah'a giden yolda yürüttük. Zalike hudallah. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Ey insanlar, buna layık olun. Allah'ın size vermiş olduğu aklı, kalbi, gönlü, vicdanı ve peygamberleri ve kitabı iyi takdir edin. Kendinizin kıymetini bilin. Dininizin kıymetini bilin, peygamberin kitabının kıymetini bilin, Allah'ın yolundan dışarıya taşmayın. Derece hudallah, bu Allah'ın bir hidayeti, yehdihi men yeşâ min ibadihi, kullarından dilediğine Allah bu hidayeti ihsan kullarından dilediğine Allah ihsan eder derken, zamirleri değiştirebiliriz. Yani kullarından dilediğine, Allah kendisi dilediğine bunu verir. Şöyle de olabilir mi ama? Allah kullarından dilediğine bunu verir derken zamiri izliyoruz. Dileyene bunu verir anlamında. Zerkehul Allah, bu Allah'ın bir hidayeti, yehdi bihi, onunla hidayet eyler. Men yeşâ'u, kim diliyorsa. Men kim ki yeşâ'u, onu dilersin. Bu manada olabilir. Ve doğrudur da. Halbuki biraz önceki manayı şöyle bir daha tekrar edelim. Zâlike hudallah min. Sav zâlike hudallah. Bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bihi. Bu hidayetle Allah yol gösterir. Hidayetleri yol gösterir. Men yeşâhu, kime dilerse Allah. Ama Arap dilinin özelliği şöyle de anlaşılabiliyor. Zerke hudallah, bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bihi, bu hidayetiyle hidayet eyler. Men yeşâhu, men bu adama ki yeşâhu, ki o kendisi diler. Yani Allah insana akıl verdi, basiret verdi, mantık verdi, vicdan verdi. Belge, delil ile belgesiz ve delilsizliğin farkını gösterdi. Her türlü kabiliyet ve kapasite verdi. Bu kabiliyeti, bu kapasiteyi, bu iradesini, bu aklını, hidayeti bulmak için kullanan insan, hidayeti arayan, isteyen, dileyen insan.
insanlara anlat diye gönderiyor ve helak etmiyor. Hazreti Nuh. Ne olur, ey insanlar, siz de kendi kaderinizi bilin ya. Kendinizi ıslatmaya çıkartmayın. Allah'ın verdiği aklı, Allah'ı bulmak için, doğruyu bulmak için, saadeti bulmak için, mutluluğu, dünya ve ahiret bulmak için kullanın. وَلَوْ اَشْرَقُوا Eğer Allah'a şirk koşarlarsa, Allah'ı bütün bütün inkar zaten mümkündür. Yerleri ve gökleri kim yarattı dersin, kim yarattı? Sen mi? Değil. Ben mi? Ben de değil. Ben değilsen sen de değil. Neden? Benimle senin gücün aynı. İkimiz de güneşe gücümüz yetmez. Kimin gücü yetti de güneşi oraya koydu? Allah'a inkar etmek mümkün değil. İnsanların sapıklığı Allah'ın yanına başka tanrılar koymasıdır. Bu zaman zaman taş olmuş, ağaç olmuş, putperestler olduğu gibi kimisi ayı koymuş, güneşi koymuş, İbrahim'in kavminde olduğu gibi kimisi de insanları ve kurumları koyuyor. Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, kanun gönderiyor. İnsan kalkıyor diyor ki tamam yarattın yarattın sen Allah'sın diyor ama senin kitabın artık işe yaramaz, biz yazdık bu kitabın üzerine. Senin kanunların artık işe yaramaz, biz attık o kanunları kendi kafamızdan ya da başkalarının yazdığı kanunları tercih ederek onu kullanacağız. Senin helalın, haramın, yasan, kanunun artık yok diyor. Kim diyor? İnsan diyor. Kime diyor? Allah'ına diyor. Hangi Allah'a diyor? Bilgili Allah. Hakim Allah. Her yaptığını hikmetle yaratan Allah. Geç kalan kardeşlerimiz duyamadılar. Biz bazımızın başlasında söyledik ve örnekler getirdik. İslam'ın hangi emrini beğenmiyorsunuz? İslam'ın hangi emrini insana, aileye, cemiyete, devlete faydasız buluyorsunuz? Hangi emrini? İslam bir milleti nasıl geri bırakır? Hangi emriyle? İlerlemeye, terakkiye, gelişmeye İslam nasıl mani olmuş? Hangi emriyle? Örnek! Din nasıl dindar insan nasıl yobaz olur? Bir insan dinci olursa nasıl orta çağın karanlığı olur? İspat et! Bir şey söyle! Örneğin mi? Zina haram olmasın diyor. Oturup tartışalım. Oturup konuşalım. Öğretmeni getirin eğitim açısından. Doktoru getirin tıp açısından. Sosyolog getirin toplumsal toplum bilim açısından, sosyoloji açısından, hukukçuyu getirin hukuk açısından, polisi, emniyet amirini getirin asayiş ve emniyet açısından, iktisatçıyı, ekonomisti getirin ekonomi açısından, zina iyi midir, kötü müdür? Tartışalım. Tartışalım. Hangi eğitimci zinayı aferin diyecek? Hangi sağlıkçı zinaya iyidir diyecek? Bu kadar belirli, bu kadar soğukluk ve şimdi hala tedavisi bulunmaz AIDS hastalığı varken hangi asayişle ilgili polis amiri zina iyidir, kavga çıkartmaz, barış getirir diyecek? Hangi hukukçu bunun için evet diyecek? Zina ile nesiller karışıyor, çocuklar karışıyor. Hangi yönetici bunun için iyi diyecek? Bana bir şey söyleyin, bir emir söyleyin ki Allah haşa sümme haşa orada yanılmış. Faydasız bir emir, zararlı bir emir vermiş. Bir emir gösterin. Gösteremiyorsanız o Allah'a itaat edin. Yoksa burnunuzdan dünyada da ahirette hayat fikir fikir gelir.
Allah kopmuş diye satmıyor. İşe yaramaz ama sen inan demiyor. Öyle yalva yok. Allah diyorsa itaat edeceğiz. Vela veşrekû. Ortak koşarlarsa Allah'a, inkar mümkün değil zaten. La habita anhum. Silip atılır onlardan. Ne? Ma o şey ki kânû onlar yahmelûn. Amel ediyor, yapıyor. Ne yapıyorlarsa. Kötülük zaten tespitli. Cezasını çekiyor. İyilik cihetinden de. Allah'a ortak mı koşuyor? Allah'ı tanımıyor, yanına başka tanrılar mı koyuyor? Kıldın ama boş. Çekti tesbih, boş. La habita, sildi batılır. Haccı boş. Sadakası boş. İnsanlara iyilik, merhamet yapmış. Hepsi boş. Çünkü imansızlıktır. Ve Allah sil aradır. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبْتَ حَبْتَ demek silip atmak. Aslında kelime çok orijinal. Arapçada devenin zehirli ok yiyip de karnının şişmesi. Bizim hayvanlarımızda da koyunlarda filan olur. Böyle baharda zehirli ok yerine karın şişer. Gördüğü zaman onu maşallah maşallah ne besini de size. Halbuki küt gidip ölecekti. Şöyle baktığın zaman değil. Lan zannedersin, adamı iyi bir amel ediyor zannedersin, ne güzel amelleri var dediniz. Değil. Sildi batırır. Allah Celle Celaluhu peygamberler için böyle söylerse sıradan insanlar bundan ders alsınlar. Ulaike işte onlar ellezine böyle insanlardır ki ateynavumun kitaba biz o saydığımız yukarıdaki peygamberlere kitap verdik. Ve hukman hüküm verdik. Kanun verdik. Hikmet verdik. Menfaatlı, maslahatlı, hikmetli kanunlar. Ve nübüvvete, nübüvvet, peygamberlik verdik. Fe yekûr bihâ hâulâ. Eğer bütün bu açıklamalardan sonra bu karşımdaki insanlar hala inkar ederlerse hâulâ. Evet. Fakat vekkelnâ bihâ hûmen. Leysu bina bi kafirin. Onları atar, yerine başka bir kavim getiririz. Bunlar gibi kafir olmaz. Allah'a teslim olan insanlardan olurlar. İnanmayanlar, Müslümanlar da bu ayetten ders almalarındayız. Siz dine sahip çıkmazsanız, Allah'a kulluk yapmazsanız, Allah'ın size ihtiyacı da yok, eyvallahı da yok. Atar sizi. Biz o zaman inkar etmeyecek başka bir kavmi tutar onların yerine vekil kılarız. Ulaike ayeti hemen manasını bitiriyorum. Ulaike ismi işaret olarak onlar ellezine öyle insanlardır ki hedallahu bihidahu muhtedi. Hidayet vermiştir onlara Allah. Sen de bu hidayete iktida eyle. Uy kardeş. Kul de ki la es'elukum aleyhi ecra. Ben bu görevi yaparken, bu dini size anlatırken karşılığında ücret istemiyorum. Para kur istemiyorum. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu alemlere öğütten başka bir şey değil. Bu yani Kur'an bütün alemler için açık bir uyarıdır. Bu uyarıdan ders alanlar kurtulacaklar, ders almayanlar şüphesiz geçmişte anlatılardan dersleri farklı olur. Helak olacak. Şimdi bir ara verdim Allah Celle Celaluhu En'am suresinde peygamberimizi teselli için İbrahim'den bir sahne açtı. Diğer peygamberleri şöyle deyip girdi. Sonra peygamberimiz de Mekke'li müşriklerin
mücadelesi yüz yüze devam edecek. Allah nasip ederse görürüz inşallah. İlla Allah'a emanet.